Efendim, herkese selamlar. Yeni bir günden, yeni bir haftadan. Okul vakti. Hümayı bıraktık, geldik. Çiğdem alaçayımızı demlemiş galiba. Biz Hümayı cümbür cemaat bırakıp geliyoruz tabii ki. Mehmet, kuşlar nerede? Gördün mü cici kuşları? O çantamda şey. Cici kuşlar, cici kuşlar buradaymış. Sabah kalktık. Yani bir saat öncesi. Hümayi montunu falan giyeceğim. Bu da kalkmış. Kendi montunu dolaptan almış, bana getir. Bak bak. Ben abla diye abla. Seni mi uyandırıyor? Ha, ben de dedim bu ne? Ne oluyor dedin ha? Ha, Allah. Gel buraya. Hala uyanmış. Günaydın. Yumurtamızı haşlamış Çiğdem hala. Hadi geç, mama hazırlayalım biz de. Yardım edelim alaya. Ekmekten geri kalma bari. Ekmek aldım. Bir dinleyelim bunları. Ama sen bir montunu çıkar anneciğim. Niye? Çıkarmıyorsun bunu. Ne? Anne, ben şimdi sobayı yakmayalım. Sobayı yakmayalım. Nisa, hava iyi. Yok yok, bırak. Tütüyor sonra yavrum. Ben onu silkelerim belki, bakalım bunu. Nisa hevesli soba yakmaya mı? Yapma anneciğim şimdi. Hava iyi. Hava iyi olunca geri tepiyor bu sefer. Sadece bir şeye bakacağım. Neye bakacağım? Hava yanıyor. Tam duracak. Haşa yanmış. Odanın yarısı yanmış, yarısı yanmış. Olsun. Soba neden bakıyorsunuz? Oha, ben de rahat bakalım. Çıkama kızım. Mehmet gel. Senden önce tartılan biri var. Mehmet kaç kiloymuş baksana. Oo, kilo almış. Mehmet dur. Dur. Ha. Adam tartılacakmış. Ama biz de tartılacağız. Tebrik ediyorum. Çiğdem ablayı soranlar oluyordu. Bu da cevap olsun. Çiğdem diyetine devam etmiyor mu diyenler olmuştu. Tabii ilk başladığı gibi sıkı diyet yapmıyor ama dikkat ediyor değil mi Çiğdem ablacığım? Ne yapıyorsun mesela? Akşam yemeğinde elimden geldiğince ekmek yemeden yatmaya çalışıyorum. Evet. Merak edenler oluyor. Bu da cevap olsun. Yani Çiğdem abla ilk başladığımızda 25 kilo vermişti. Aslında biraz yiyorum da. Onu da tam buğday yemem gerekiyor. Eda haklı aslında. Yani diyete devam. Öyle söyleyelim. Dikkat etmeye. Tamam gel. Allah'ım ya yaptı. O tartılacakmış da. Allah'ım ya. Hadi gel. Sen tartıl gel. Anne. Bize afiyet olsun. Anne, çayımızı içelim. Kahvaltımızı yapalım. Güne başlayalım. Sen bana kütüphaneye gelemiyorsun. Ben de gelemem şekerim. Randevum. Kütüphaneye gelebiliyor musun? Ne diyeceğim ben sana? Hayır. Kütüphaneye gelir misin benimle? Kütüphaneye gelir misin benimle? Gelemem şekerim. Randevum var. Ona vermiyor. Ha, bandırıyor. Kuş burnuna bandırıp yiyecek. Al. Onu sevdi kuş burnu marmelatı. Mayhoş gene onun hoşuna gitti. Mayhoş değil kızım. Teşekkür ederim esprin için. Kendi şekeridir belki, bilmiyorum. Tamam. Her şeyde şeker var. Kahvaltımızı edelim, evimizi toplayalım. Sonra seni okula hazırlayacağız. Hadi bakalım. Evet. Ama beslenmemi de hazırlayacağız. Evet.
Kahvaltımızı yaptık. Evimizin dağınıklığı için kusura bakmayın efendim. Hemen şimdi mutfağımı toplayacağım. Burası tamam. Çok şükür. Rabbim sağlık versin. Dağınıklık bir şekilde hallolur. Şimdi bugünün yemeği için bezelye hazırlayacağım. Yazdan buzluğa koymuştuk. Şimdi onu güzelce pişireceğim. Bezelyemi attım. Burada da bulgur pilavım var. İnşallah bugünün yemekleri şimdiden hazır olsun. Birazdan Nisanur'u yolcu edeceğim. Hadi ablanın vakti geldi. Yolcu edelim abi Mehmet onu. Hadi götürelim ablayı. Bir yere fırlattı. Nereye? Gel abla, ablanın okul servisi gel. Koş. Koş, çiçeklere bak gel. Al. Al babaanneye götürelim. Kuşlar ötüyor, duydun mu? Karga. Karga mı? Bak orada yuva yapmışlar Nisanur. Yeni yuva. Yeni yuva yapıyor, baksana. Kuşlar. Yuvasını inşa ediyor. Daha yeni gördüm ben. Gördün mü Mehmet? Çağır kediyi Mehmet. Hani minnoş? Ablayı yolcu ettik. Biraz kapıda vakit geçirelim, hava güzel. Minnoş'u sevecek ama minnoş izin vermiyor. Hiçbir zaman tabii ki. Bıraksa Mehmet onu mıncırır. Tabağın kalmış burada bak, ablalar oyun oynarken. Neymiş o? Bardak. Bardak mı? Tabak. Hadi gel buna binelim. Düt dürü düt 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 düt. Gitti. Gel et. Seveyim seni, gel. Gel. Hadi ver çiçeği babaanneye. Nerede çiçeğin? Ver hadi. Ver babaanneye ciciği. Babaanneciğim de. Ver hadi. Ama babaanne için koparmadık mı biz onu? Şimdi dağıtacak, koparıp. O da çiçek. Ver hadi. Cici yapıyor, cici çiçek. Cici çiçek. Hava güzel. Ama gece yağmur yağmış, çamur gibi böyle. Toz bulutu vardı demek ki. Efendim tekrardan selamlar. Nisanurcu'yu da okula gönderdik. Mehmet'i babaannesinin yanına bıraktım. Biraz işimiz gelmişti. Dükkanda da işlerimiz bu ara çok yoğun değil. Böyle erkenden bitiyor işlerimiz. Hüma'yı aldık. Karlıtepe Park'a geldik. İstanbul'a bak, İstanbul bu tarafa gel. Size bu manzarayı göstermek istiyorum şimdi. Çok güzel, seyir terası gibi bir yerde var. Biraz parkta oynadı Hüma. Burada layger. Neymiş? Burada layger gözüküyor. O havuzda evin şartı bile gözüküyor. Buradan her yer gözüküyor gerçekten. Karlıtepe'deyiz. Burası ne tarafa kalıyor? Elmalı tarafına kalıyor. Şurası Akbaba tarafı, Tokatköy falan. Anne, bura karşı Sarıyer. Aa, evet. Bu tarafa hiç inmedik. Biz hep yukarıki taraflara baktık. Anne gördün mü? Anne gördün mü? İşte ya. Aa, evet, soğuk su. Çiğdem. Haslar Mahallesi.
Burası Harman Tepe. Ben şuraya gidip geliyorum. Çamlıca, her yer gözüküyor. Nasıl bir tepedeyiz ya, karlı tepe. Güzel. Hayır, burası manzara tepe. Bu kadar şey, tepe. Detaylı görmemiştim hiçbir yeri. İstanbul Yeditepe, sen biliyor musun? Yeditepe'den birisi karlı Boğaz tepe. Boğaz köprüsü gözüküyor sadece. Adaları göreceğiz neredeyse burada. Baksana. Mimacık nereye kızım? Bizi bekle. Aldı başını gidiyor. Yanıma gelir misin? Hüma alanı boş buldu. Ama eğer yolunuz Beykoz'a düşerse mutlaka gelin bu Karlıtepe Mesire alanına. Mesire alanının içinde bir de restoran var. İnşallah. İkindi vakti oldu. Kuşlar ne güzel ötüyor, duyuyor musun? Bakın en güzel yer. Biz de aşağıdır, burayı görmedik mi yani? Nisa'cığım okulda, Mehmet evde uyuyordu. Onu o yüzden alamadık. Öyle buraya geleceğimiz de belli değildi. Böyle bir gezinti yaptık. Kısa bir tur. İnşallah hafta sonu hava gelin, güzel olursa. Bir yere götüreceğim. Hep birlikte geliriz annemlerle baba. Falan. Beni. Hüma beni gizli bahçeye götürüyor. Çam ağaçları var, mis gibi, havası mis. Güzelmiş burası. Yağmurdan korunacak. Evet, yağmur yağmıyor ki ama şimdi. Hadi gel babanın yanına çıkalım. İlkiden sana kadar çiçektim burada. Yakalayacağım şimdi ben seni, merak etme. Sen kazandın, beni geçtin. Kalbin nasıl atıyor? Rüyanda mı? Ha, rüyamda. Buraya gelmiş kızım dedi. Ben dedim öyle gördüm. Çocuklar kucağındaydı. Bir ay öncesinde gördün. Evet. Bazı insana işte malum oluyor. Sonra bu acı haber geldi. Ha, sonra acı haber geldi işte. İşte öyle öyle. Herkesin bir günü var. Az yaşa, çok yaşa. İyilik yapan kendine, kötülük yapan kendine. Ya Rabbim hepimizi dinden imandan ayırmasın. Allah öbür gidenlerin öbür dünyasını iyi yapsın. Amin inşallah. Rabbim bas sağlığı versin. Amin. Kalanlara sabır versin. Amin. İyi, acı haber tez duyulurmuş. Öyle öyle. Aynen öyle. Rabbim öyle, kalanlara sen... sağlık, sıhhat versin. Aynen. Efendim. Evet, dönüyoruz. Dünya dönüyor. Hayat aynen. Devam ediyor aynen. Bir şekilde. Ne olursa olsun yaşamaya mecbursun. Döndük dolaştık biz de. Geldik evimize, yemeğimizi yedik. Evet. Biri yazmıştı, acıyan yerimiz başka, acıkan yerimiz başka diye. Aynen. Orası hakikaten öyle, aynen. Kalbimiz üzülüyoruz aynen. Ama yine de hani hayat devam ediyor. Nefes aynen. Aldığımız sürece aynen. Bizim için hayat devam ediyor. Aynen öyle.
Allah yine bu günlerimizi aratmasın. Tabii beterin beteri var. Haline şükret dostum demiş Allah-u Teala. Sabırlar versin Rabbim herkese. Amin. Yaşa çok var yaşa. Bir gün gelir başa öyle. Aynen. Ebu Can bize emanet. Öyle aynen ya. Aynen öyle aynen. Hepsi, hepsi, hepimizin, hepimizin. Şey bunlar emanet, da bize emanet. Şey. Mehmet sakın. Her şey emanet, her şey. Sakın, sakın. Oyuncak atmaya başladı ya. Az yaşa, bir çok yaşa. Bizim kefek bitince ne bir dakika ileri, ne bir dakika geri. Gözünün kaşın arasın değilmiş de yine diyormuş ne kadar uzaktayım. Ölüm o kadar yakın i̇şte, demiş bize. Gözünün kaşın arasında. Ha. Yine de diyormuş uzaktayım. Hep ölümü hatırlatıyorum. Ama bir gün başımıza gelecek. Hiç çaresi yok. Bunun kaçışı yok hiç. Kurtuluşu yok. Rabbim dinden imandan ayırmasın. Amin. Din manyasın Kur'an nasip etsin. Cenab-ı Allah tekbir vere yine canımıza alsın. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulullah. Öyle diye yine al amanetine sahip olsun. Bir de ama böyle hani şey derler ya, pamuktan teli çeker gibi çıkarıyorlar derler. Ama biz hani böyle tereyağından kıl şey çıkar canım, gibi olsun inşallah. Rahmetlik babaanne derdi ki, kızım derdi, sağ ayağından başlıyor. Bildiğin bir evet, öyle günelik, öyle güne çekiyor. Can çekiyor. Yaşayınca göreceğiz buraya, de. Buraya gelince. Evet. Soluk orada kesiliyor artık. Öyle. Öyle denir ya. Rabbim inşallah kolayca böyle kolayca karşılayalım Azrail meleği de. Babaanne derdi ki kızım falanca kolayca vermiş. Pişmanca kolayca vermiş. Sana bağı kolay derdi. Ona sor bakalım derdi. Kimi de çok terler anne. Değil mi? Haydi Dede atlete bile 2 kilo olmuştu. Su. Değil mi? Ha, suydu. Ter ter döküyor. Sabah 5'te can çekmeye başladı. Saat 10'a doğru can verdi. Ay Allah rahmet etsin hepsine. Ya. Can vermek kolay değil. Ben ya bu dünyada yaşarken ahiretimizi unutmayalım. Aynen. Ne olur öbür dünyamız aynen, içinde aynen, çalışalım, aynen, çabalayalım. Aynen. Güzel aylardayız. Şimdi diyorlar ki bak ha işte yoğun bakımda yatıyor. Öbür dünya işte o öbür dünyada gideceği yerleri görüyor. İnşallah onlar kefarettir orada yoğun bakımda yatanlara. Kızım derdi 3 gün olsun hastalık çekeceksin derdi. Hastalık çekilmiyor ama derdi Allah adamın canını hücceten çok almasın zor derdi. Çok kötü derdi öyle hücceten olmak evet derdi. İnşallah o yoğun bakımda çekilen günler. Öyle derdi. Hasta yatılan haller kefaret olur aynen, günahlarımıza, günahlarına aynen, yatanların. Aynen. Aylarca yatan oluyor orada, aylarca. Evet. Kimi iyiliyor? Bizim bile baban ağlamış da evle, gözünden yaş gelmişti. Aynen kahve gibi belliydi. Ama yani dönmüştüm sağ tarafına dönmüştüm. 3 gün mü yattı o da öyle bir şeydi. 2-3 gün yattı. Bir çarşamba yattı. Pazar günü kalktı. Bir hafta olmadı yani işte. Ha. İşte anlatıyor ya hoca. Aslında ölüm son değil. Aynen, toprağa aynen, dikilen bir tohum aynen, gibi. Yeşereceğiz aynen, inşallah orada da yaptığımız aynen, amellerle. Filiz aynen, filiz gibi, fidan gibi büyüyeceğiz aynen, inşallah ahiret yurdunda da. İşte buna aynen, inanarak hem kendimizi hem de çocuklarımızı yetiştirirsek aynen, inşallah. Aynen. Dinimizi en iyi şekilde öğretirsek ne ölümden korkarız. Aynen, aynen.
insan olmak çok önemli ya. Kimseyi kırmayalım, üzmeyelim. Ya, kırdıysak özür dileyelim. Niye? Yani iyilikten başka bir şey olamaz. Aynen öyle. Ya. Aynen öyle. İyilikten başka bir şey olamaz ya. Yani ne var birbirimizin boyusunu kazmasak, ayıplarımızı araştırmasak, üstünü kapatsak. Yani zaten komşun olsun, akraban olsun. Araştırmaya ne gerek var ya? Ne yapacaksın o zaman işte? Her şeyi kulağını kapatacaksın, mecbursun. Aynen. Benden uzak olsun. Aynen. Öyle olanlar aynen. Diyeceksin. Aynen öyle. Doğru yoldan ayrılmayacaksın. Aynen öyle. Aynen öyle. Öyle işte. İşte Mehmet ben çamaşır asacaktım oğlum. Çamaşır asacağım. İner misin? Her şey öyle. Ya, orada yanacak olduğun odunu buradan götürüyor. Öyle ha. Ben evet. Gerçekten rüyamda gördüm öyle. İşte bilmiyorum ben ya. Dinlediysen sohbetlerde falan hani. Bir sefer de böyle şey eteğim azgısaydı aynen böyle. Ana gece rüyamda bacaklarıma böyle böcekler sarıldı. Mübarek kadınsın be Vesela. Gerçekten öyle. Sen rüyalarında gerçekten rüyalarında bir hikmet var yani her gördüğün bir rüyada. Hafize abiye demiştim böyle. Hafize abiye ben benim bacaklarıma dün böcekler sarıldı böyle. Eteğin kısa mıydı dedi bana. Ha. İşte her şeye dikkat etmemiz aynen, lazım. Aynen. Her şeye. Aynen öyle. Biraz da öyle açık insanlara da bakınca resmen gözüm ağrıyor böyle. Televizyon hiç izlememek lazım zaten. Anam ona bak. Tüm her şey orada. İyisi de kötüsü de pisliği de her şeyi de orada. Aynen öyle. Çamaşır yerine Mehmet'i mi asacağız şimdi yani? İn oradan da çamaşırlarımı dağıttınız yerlere. Kızım düşer oradan küpecek yere.